Arkadaşlar, kıyafetimde bir şey fark ettiniz mi? Beyaz, mavi, kırmızı. Rusya'nın bayrağı. Evet, Rusya'yı çizmeye gidiyorum. Gelin. Bu saatlerde muhtemelen Moskova'da olacağım. Merak edeceğinizi düşündüğüm bir şeyi size anlatacağım. Evet, öncelikle kalemimle dünya benim sloganım biliyorsunuz. O yüzden bu kalemi şu an tutuyorum. Bunu şu an atabiliriz. Öncelikle size çantamdan bahsetmek istiyorum. Tüm yol boyunca benim kabuğum olacak, evim olacak şey bu. Kaplumbağa misali gezeceğim için yayan bir şekilde. Benim çantam bu. Kutup ayısı bunu bana verdi. Cholesterol 2 modeli. 65-75 olabiliyor bu. Yani 65-75 litre olabiliyor. Güzel bir çanta, çoğu gezimde benim yanımdaydı. Güzel çanta, yani benim işimi bayağı fazlasıyla görüyor. Çok gözü var. Yani şu şekilde gösterebilirim. Çanta bu şekilde. Buradan gözleri var, açılıyor, kolayca ulaşım sağlanabiliyor. Buradan da alttan da eşyalara kolayca şey sağlanabiliyor, ulaşım. Yani kolaylık işte. Yani yanlarda cepleri var, genelde ben buraya kişisel şey, işte şampuandır. Deodorant falan onları koyuyorum. Burada bölmesi var. Burada da bir gizli şeyi var bölmesi. Üstte de cebi var. Böyle bir çanta. Güzel. Buraya da mat konulabiliyor. Onun dışında elektronik eşyalarımı tool çantama koyuyorum. Burada gözlük yeri var. Genelde kalemlerimi buraya koyuyorum. Bilgisayar bölümü burası. Mac, iPad için. Bu benim bayağı işimi görüyor. Yani kalemlerimi genelde şuraya koymam. Kolay ulaşım sağlamam anlamına geliyor. Göstereyim yani burada. İşte fermuarlı bölümü var falan. Bayağı iş görüyor. Burada kaç tane kalem var? 36 tane yanlış hatırlamıyorsam kopyim var. Her renk çeşidi var ama daha çok ten rengi burada çok. İşte gri tonları var burada. Kalemlik.com'un verdiği sulu boya seti. Ya sulu boyayı ben çok kullanıyorum. Yani bu renkler var. Bu profesyonel bir set. Daha öncesinde zaten bunu paylaşmıştım. Bu gezide kullanacağım. Onun dışında poskalarım var. Ve bu da teknik çizim kalemlerim. Ayrıca ten renkleri var. Ten renklerini çok kullanıyorum biliyorsunuz. Onun dışında bardaklarımı bu şekilde taşıyorum. Bir tane... Ya Starbucks'tan aldığım plastik iki kabı böyle sıkıştırıyorum şeylerin orasına ya. İçine koyuyorum. Kırılmasını önlemek için. Aynı şekilde burada da çizdiğim bardaklar var. Rusya'da bunları satmayı deneyeceğim ama satılacağından emin değilim. Yani bilmiyorum ne olacak. Al bakayım. Bunun dışında GoPro'larım var. Şu an çektiği... Videoyu çeken kamera GoPro Hero 5. Bunu da Maritech verdi sağ olsun. Onlar da benim yakın zamanda sponsorum olmuştu. Ve çektiğim çoğu videoyu onlar sayesinde çektim. Onun dışında bende GoPro Hero 4 var. Onun ekipmanları bu şey, Jaws deniliyor. Şu şekilde masaya falan sabitleniyor. Buraya GoPro bağlanıyor. İstediğim şekilde. Yani çekim yapabiliyorum kıpırdamadan. Onun dışında... şu var, şapkaya takılan şapkanın ön yüzeyine bir aparat, GoPro'yu takma aparatı. Bu da çizimlerde genelde bununla kullanıyor. Şu şekilde oluyor. Göstereyim. Böyle takıyorsun buraya, ardından başına koyduğunda bu şekil. Tık, çekiyor böyle. Onun dışında şapkam da yeni. Payısı, Marmot maskotunun şapkasına. Onun dışında... Ha, şunları söylemeyi unutmuşum. Bunlar da keçeli kalemlerim. Marker diyemiyorum bunlara. İnce uçlu ve burası kalın uçlu. En çok çizimi bunlarla yaptım şu ana kadar. Ve vazgeçilmezim. Şortum. Bunu bu gezide almayacağım. Çünkü bu yırtıldı yakın zamanda ve annem bunu diktirdi. Bunu efsaneler köşeme alacağım. Bir tane de yeşil montum var benim. Efsaneler köşemde. Bunları atmıyorum ben. Bunu yaklaşık 4 yıl falan giydim ve gezdiğim çoğu yerlerde benimleydi canım şortum. Artık benimle değil. Onun yerine şunu transfer ettik.
Bu tamamen polyester ve artık bunu 8 sene falan giyerim herhalde. Ama eskisinin tadını vermiyor, onu söyleyebilirim. Onun dışında Marmot bana yeni bir tane şey verdi. Şort verdi. Bu da bayağı esnek. Keyifli bir şort bu da. Onun dışında bunu da bugün aldım, rahat, relax bir şey. Bu bir kitap. Bunun üzerine bir çalışma yapacağım ama şu an söylemiyorum size. Gözlüğüm var. Onun dışında tişörtlerim var. Boxer'larım var. Çoraplarım var. Bu sefer yanıma bilgisayarımı alacağım. Çünkü size YouTube'a videolar koyabilmek için, daha güzel işler yapabilmek için bunu yanımda taşımam gerekiyor. Çünkü gezideyken ben hiçbir şey yapamıyordum, montaj falan. Döndüğümde yapıyordum hep. Bunları canlı yapmak istiyorum. Önemli yani. Onun dışında güneş gözlüğüm var. Deodorantlarım var. Pasaportum var. Ya işte burada şampuan, diş fırçası, işte güneş kremi falan var. Powerbank'im var. Bu kadar. Yani fazla bir eşya almıyorum yanıma. Genelde bunlar ağırlık yapıyor bende. Az eşyayla gideceğim. Zaten 13 gün kalacağım Rusya'da. Yani benim çantam bu şekilde. Pardon. Bir şey söylemeyi unuttum. En önemli. Bazen. Crocs'larım. Canım Crocs'larım da benim de. Hatta ayakkabı almayacağım. Bunlarla gezeceğim sadece 13 gün boyunca. Onları şimdi yıkadı anne. Yeni gezim için. Sağ ol. Onlar da yanımda olacak. Benim gezi sürecim bu şekilde olacak. İki çanta. Bir şey daha var ama onu size şu an göstermeyeceğim. Esas sürpriz şey o aslında. Bakalım, umarım beğenirsiniz. Çok değişik bir şey yapacağım. Kısaca tekrar göstereyim. Bu şekilde gölgesiz göstereyim. Bu kadar eşyayla yola çıkıyorum. Şimdi de çantamı hazırlayacağım zaten. Şekilde de yarın Rusya'dan çevrim içi olacağım. Online demedim bakın. Çevrim içi olacağım. Çünkü Türkçemi çok seviyorum.